Merhabalar, Semiye Mutfağı'nda faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde kuzunun neresinden hangi et çıkar, hangi bölgesinden kesilir? Semp kasaplarımızdan veya da herhangi bir marketin et reyonundan et alırken daha bilinçli seçim yapabileceğimize fayda sağlayacağına inandım. bu videomuzda kuzu ile ilgili derlediğim bilgileri sizlere aktarıyorum. Bir yaşına gelmemiş koyun olan kuzular, süt kuzuları ve kasaplık kuzular olmak üzere iki grupta ele alınırlar. Ne var ki ülkemizde süt kuzuları da kesilebilmektedir. Ağırlığı 10 kilogram civarında olan süt kuzuları 5 ila 7 haftalık iken kesilmektedir. Oysa kasaplık kuzular 3 aylık ve 1 yaş arasında kesilen hayvanlardır. Bu kuzular iyi beslendikleri takdirde ağırlıkları 25 ile 25 kilogram kadar olur. Erken kuzu kesimi ülkemizin et kaybetmesine neden olmaktadır. Zira 3 aylık bir beslenme bir kuzuya 15 kilogram et kazandırmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak bütün dünyada koyun soyunun geliştirilmesine insan sağlığı ve beslenmesi bakımından büyük önem verilmektedir. Kuzu eti Şubat ve Mayıs ayları arasında lezzetli olur. Eti açık kırmızı renkli ve gevşek dokuludur. Sindirimi kolay olur. Bununla birlikte eti yağlanmamış ve gelişmemiştir. Bu nedenle besleyici özellikleri koyun etine oranla çok azdır. Bir kuzu etinin doğumdan 3 ay sonra kesilmiş olsa bile 100 gramında 16 gram protein bulunmaktadır ayrıca madensel maddeler yönünden de fakir bulunmaktadır. Kuzu eti körpeli ve kolay pişirilmesi nedeniyle pişirme yöntemlerinin uygulanabileceği bir ettir. Kuzu etinin her bölümü fırında kızartılabileceği, ızgarasının yapılabileceği, haşlama, tencere kebapları, söğüş, tavasının yapılabileceği bir pişirme kolaylığı sağlamaktadır. Boyunun ikinci kemiğinden, böbrek yatağına kadar olan bölümden pirzola elde edilir. Kuzu pirzola 7-8 santim uzunluğunda kemiklidir. Doğrudan doğruya ızgara edilir. Kuzu etinin rengi açık pembedir. Hayvan yaşlandıkça etin rengi kahverengiye doğru koyulaşır. Kuzu eti homojen ve ince dokulu bir kas yapısına sahiptir. Kuzu etinin yağ oranı daha azdır. Kuzu etinde bulunan yağ, kaslar arasında ince şeritler halinde homojen olarak dağılmış durumdadır. Kuzu etinin görünümü suludur. But, kuzunun arka ayaklarına but denir. But eti yağsız ve yumuşak olur. Kuzunun en lezzetli bölümlerinden birisidir. Buttan çok güzel kızartma, fırın yemekleri ve şiş yapılır zubuttan yapılan en ideal yemek ise kul külbastıdır. Pirzolalık. Kuzunun sırtındaki ön bölümüdür. Bütün olarak pişirilirse güzel kızartma olur. Ama daha çok bu bölümdeki kaburka kemikleri tek tek yani kalem kaleme ayrılır ve pirzola veya kemiksiz pirzola olarak pişirilir. Pirzola'nın kuzu kafesten ayrılması sırasında uygun kesme tekniği uygulanmaz ise lezzetini kaybedebilir. Filetoluk Kızın, Kuzunun sırtındaki arka bölüm pirzolalığın devamıdır. Bu bölümde kaburga kemikleri bulunmadığından buradan filota çıkarılır. Bu bölümdeki etle kızartmalar, rostolar ve kotletler yapılır. Fileto, pirzoladan sonra kuzunun en değerli ve en lezzetli bölümüdür. Fileto, kuzunun sırtında pirzola ile but arasında kalan pirzolanın arka bölümüdür. Bir diğer ismi de kuzu bonfiledir. Kuzu kafeste, pirzolanın devamında bulunan az yağlı, yumuşak bir ettir. Kol Ön bacakların üst bölümünde kol denir. Bu bölümdeki kasların arasında ince yağ tabakaları görülür. Kuzunun bu bölümünden kızartmalar pişirilse de daha çok kuşbaşı et yemekleri, tas kebap, kol eti ile yapılır. Döş, kuzunun en yağlı bölümüdür. Ancak kemiksiz eti çok az olduğundan genellikle etli kemik olarak parçalanır, sebze ve kuru fasulye nohut yemeklerinde kullanılır. Gerdan ve baş Kuzunun nispeten makbul olmayan bölümüdür. Daha çok haşlamalarda ve et suyu çıkarmak için kullanılır. Ancak ideal lezzet alabilmek için haşlama yemeklerinde kullanılması gerekmektedir. Sakatat Hayvanın yenilebilen iç organlarıdır ciğer, yürek, böbrekler, dalak, işkembe, bumbar, şırdan, dil, baş, beyin, paça, yumurta. Sakatatta her parçadan farklı yemekler yapılır. Ancak sakatattan yapılmış yemeklerin sindirimi güçtür. Uykuluk Timus ve pankreas bezlerine uykuluk adı verilir. Uykuluktan yapılan yemekler en lüks lokantaların özel yemekleri arasına girmiştir. Bunda bu bezin hoş bir tadının bulunmasının büyük payı vardır. Uykuluk pişirilmeden önce soğuk suyla orta ateşte konur ve su kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra delikli bir kepçeyle sudan alınarak süzülür. Sonra soğuk suyun içine atılır soğuk suda çok kısa bir süre tutulduktan sonra zar gibi ince derisi çıkarılır, kurulanır ve pişirilmeye hazır bir duruma getirilmiş olur. İncik Kuzu incik kol ve budun alt kısımları ile paça arasında kalan bölümlerdir. İncik çok kemikli, az etli bir bölümdür. İncik yalnızca haşlama ile pişirilmelidir. Et suyu elde etmek için ideal bir ettir. Sulu yemeklere lezzet vermek için kullanılırsa harika lezzetler elde edilebilir. Evet, semi mutfağında kuzunun neresinden hangi et çıkar, hangi bölgesinden kesilir başlığı altında topladım. etimizi seçerken bilinçli hareket edebilmemiz adına tasarladığım bu videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bilgiler olmuştur sizler için. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.